Ben hiç mucizeye inanmam. Komplo teorilerle de hiç ilgim yok. Ama mucize var mı derseniz Atatürk'ün cumhuriyeti Atatürk'ün mucizesidir. Lozan Barış Antlaşması, dış politika konuştuğumuz için söylüyorum. Lozan Barış Antlaşması 1923'te imzalandı. 100 yıl oldu ve Lozan Barış Antlaşması geçerliliğini devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan benzer bütün antlaşmalar yerle bir oldu. Bir tek Lozan Barış Antlaşması duruyor. 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi duruyor. Büyük Atatürk'ün yaptığı. Boğazların anahtarı Türkiye'nin elinde. İsterse kilidi açar. Montre Boğaz, Lozan Barış Antlaşması da Cumhuriyet'in tapusudur. Atatürk'ün Cumhuriyeti nedir biliyor musunuz? Dış politikada gerçekçiliktir. Hayalciliğe yer vermez. Dış politikada Atatürk'ün öne sürdüğü yurtta barış, dünyada barış nedir biliyor musunuz? Bazıları yurtta barış, dünyada barış politikasını pasif diyerek, kendi içine çekilmiş diyerek burun kıvırır. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış politikası dünyanın en aktif politikasıdır. Nedir biliyor musunuz? 1936'da, 20 Temmuz 1936'da o vizyoner görüş sahibi Atatürk, o jeopolitik güç mücadelesindeki konumu gördü ve ne yaptı? Boğazlar üzerindeki tam egemenliği sağlamak için Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni oluşturdu ve Boğazlar Türkiye'nin egemenliğine girdi Boğazlar. Diğer konu ne yaptı? Hatay. Tek kurşun atmadan Hatay'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarına kattı. Muhteşem bir başarıdır. Bugün ama siz Hatay için onun risk görüyorsunuz değil mi? Bu süreci Hatay için riskli gördüğünüzü söylüyorsunuz. Evet, ben Hataylıyım. Onun için Atatürk'e karşı çok fazla borcum var. Sizin bir borcunuz varsa benim 10 borcum var. Ama siz tabii Türk ben de kadınım. Siz Türk kadını olarak belki çok daha fazla görüyorsunuz. Ona da katılıyorum. Hatay tabii Türkiye'nin güneyinde ve Doğu Akdeniz'de stratejik ve jeopolitik bir kalesidir Türkiye'nin. Hatay koparsa Mavi Vatan, Doğu Akdeniz'in güvenliği de elden çıkar. Ama Hatay özellikle demografik yapısının değişmesi Türkiye için büyük bir risktir. Hatay Atatürk'ün emanetidir ve Atatürk Hatay şehididir. Neden? Hastalığını ikinci plana iterek yabancı hekimin çağrılmasını kabul etmemiştir. Celal Bayar demiştir ki, paşam size yabancı hekim çağıralım, teşhis etsin. O da demiştir ki, sevdiği insanlara çocuk der. Çocuk, yabancı doktor çağırırsanız bütün dünya benim hasta olduğumu anlar. Hatay'ı kaybederiz. Çünkü Hatay o zaman Fransızların işgalinde. Bunun için 20-24 Mayıs 1938'de ateşi 39 derecedeyken, hastalığı ilerlerken, doktorların bütün tavsiyelerine rağmen dinlememiştir. Mersin ve Adana'ya ziyarette bulunmuştur. Ayakta 40 dakika Türk askerini, tören geçişini kabul etmiştir. Rengi sapsarı olmuştur. Orada Hasan Rıza Soyak diyecektir ki ölü rengiydi diyecek. Buna rağmen ve akşam odasına çekildiğinde burnundan kan gelmiştir. Hastalığı ilerlemiştir, ömrünü yemiştir Hatay. Çünkü Hatay benim şahsi davamdır demiştir. Onun için Hatay Atatürk'ün emanetidir ve Türkiye bu emanete çok daha fazla sahip olmalıdır. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne geldik de, Cumhuriyet tabii zamanımız yok. Cumhuriyet nedir derseniz, ben size şunu söylüyorum. Atatürk'ü Cumhuriyeti ve Türk kadınını Türkiye'den çıkarın Ezgi Hanım, geride Afganistan kalır. Hadise budur. Atatürk'ü ve Cumhuriyeti Türkiye'den çıkarın, geride Afganistan, geride Yemen, geride Suriye kalır. Evet, Atatürk muhteşem bir devrim yapmıştır. Atatürk demek akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm ve umut demektir. İdama mahkum edildiğinde 39 yaşındaydı. Türk İstiklal Savaşı'nı yürüttüğünde o kahramanlarla beraber idam kararı onaylanmış bir kahramandı. Bir saniye bile umudunu kaybetmedi. O yokluklar içinde. Hazinede para yok, düzenli ordu yok, silah yok ama düşman İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan hepsi Anadolu'yu, Türkiye'yi işgal etmiş. Ve Cumhuriyet nedir derseniz Atatürk'ün Cumhuriyeti, Atatürk'ün mucizesidir. Ama Cumhuriyet Türkiye'nin doğusundan, güneyinden, Orta Anadolu'dan,
Karadeniz'den, Batı Anadolu'dan, fakir ve yoksul bir köyden, mahalleden, isimsizleri, sahipsizleri Genelkurmay Başkanlığı'na, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığa çıkaran rejimin adıdır Atatürk'ün Cumhuriyeti. Atatürk'ün Cumhuriyeti Mardin'in yoksul bir Savur ilçesinden, okuma yazma bilmeyen anne babadan doğan, Aziz Sancar'ı Nobel Bilim Ödülü'ne taşıyan, güneyde Süleyman Demirel'i fakir bir İslam köyden, Çoban Sülü'yü Cumhurbaşkanlığı makamına çıkaran rejim adıdır. Fırsat eşitliğidir, liyakattır Atatürk'ün Cumhuriyeti. Onun için Atatürk'ün Cumhuriyeti 100. yıl dönümüne ulaştığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve içinde yaşayan herkes çok şanslı olduğunu bilmeli. Eğer Atatürk olmasaydı, eğer Cumhuriyet olmasaydı, Suriye'de, İdlib'de cirit atan El-Kaide terör örgütlerinin, IŞİD'in cirit attığı bir coğrafya olacaktı. Ve siz burada modern bir Türk kadını olarak, çağdaş, bilgili, kültürlü bir Türk kadını olarak bu soruyu bana sorma imkanı, benim de size anlatma fırsatım olmayacaktı. Atatürk sayesinde Türk kadını seçme ve seçilme hakkını elde ettiği, Cumhuriyet kurulduğunda Türk kadını sayılmıyordu, biliyor musunuz nüfus sayımında? Erkek sayılır. Neden? Askere gider, vergi verir. Eşek, at, katır, özür dilerim, öküz sayılır ama Türk kadın sayılmaz. Neden? Kadının bir yararı yok. Nüfus sayımı Cumhuriyet'ten sonra Türk kadın nüfus sayımına girdi. Ve Atatürk Türk kadınına milletvekili seçme seçilme hakkını verdiğinde İsviçre 37 yıl sonra kendi kadınına verdi. İtalya, Fransa gibi ülkeler 1944'te 10 yıl sonra kendi kadınına bu hakları verdi. Onun için son cümle, bu Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü itibariyle söylüyorum. O Cumhuriyet'i kuran kadroya, başta 3 Mustafa'ya, Mustafa Kemal Atatürk'e, Mustafa İsmet İnönü'ye, Mustafa Feyzi Çakmak'a, o kahramanlara ve vatandan milletten başka sevgili bilmeyen o kuşağa saygı ve minnet duygularımı iletiyorum. Ruhları şad olsun diyorum.